Herkese merhaba. Bugün sizlerle Apple'ın son model özelliklerini içerisinde bulunduran iPhone 8 tasarımlı canavarını inceleyeceğiz. Bu telefon Apple'ın eski tasarımı hala sev ve kullananlar için karşımıza çıkarttı. İçerisine de son model özellikleri eklediği minik bir cihaz. Telefonu almayı düşünenler için kısaca bir kutu açalım ve ön inceleme videosu sizlerin karşısında. Bu videoyu izledikten sonra beğendiyseniz eğer beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Üzerinde Apple'ın iPhone SE 3 için ikonikleştirdiği duvar kağıtlı yeni nesil bir kutu bulunuyor. Kutu içerisinden güzel siyah renkli telefonumuz çıkmakta. Bu telefonun renkleri önceki SE modellerinin renklerine benzer bir şekilde piyasaya sürüldü. Ancak renk geçişleri eski SE modelinden çok daha hoş gözüküyor. Telefonun haricinde ayrıyeten yeni nesil kablo karşımıza çıkıyor. Bu kablo ile beraber Apple'dan alacağınız hızlı şarj adaptörü ile birlikte yarım saatte %50'nin üzerinde hızlı bir şarj deneyimi elde edebiliyorsunuz. iPhone 11'in ve SE 2020'nin ilk çıktığı zamanlarda kutu içerisinden eski tip şarj adaptörü ve eski tip kablo çıkıyordu. Artık 2021'den sonra çıkan modellerde yeni tip hızlı şarj kablosu kutunun içerisine koyulmaya başlandı. Ancak şarj adaptörü verilmediği için Apple'dan adaptör almanız gerekiyor. Telefon ve şarj kablosu haricinde bu minik kutunun içerisinde klasikleşen bir takım okumadığımız kağıtlar, Apple stickerları ve SIM iğnesi de kutunun içerisinde çıkanlardan. Telefonun öncelikle tasarımına baktığımızda gerçekten göze hoş gelen renkleri ve dokunuş hissiyatı olarak SE 2020'den bir tık daha iyi ve kaliteli his veren bir model olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak ön kısmına baktığımızda iPhone 7'den beri süregelen aynı tasarım çizgisini ve kalın çerçevelerin devam ettiğini görüyoruz. Alt tarafında yine aynı şekilde stereo hoparlör bizlerin karşısında. Son olarak Touch ID'sine baktığımızda ise dokunduğumuzda çok hızlı bir şekilde algılayıp önceki SE modeline de kıyasla biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz. Tasarımdan bahsettikten sonra telefonun en önemli iyileştirmesi tabii ki de işlemcisi. iOS 15.4 ile en güncel versiyonu taşıyan cihaz, iPhone 13 Pro serisindeki A15 Bionic chip ile beraber bizlere en üst seviyede işlemci performansı sunuyor. iPhone SE 2020'de en çok hoşumuza giden özellik, dönemin en güçlü işlemcisini eski tasarımda birleştirerek uzun yıllar Apple'ın güncellemelerini alabilecek bir telefon karşısında çıkartmıştı. Bu seriyi de yine Apple'ın en güçlü işlemcisi olan A15 Bionic chip ile donattı. Oyun oynama noktasında dizi izleme ve sosyal medya içeriklerini tüketirken hiçbir sıkıntı yaşamayan ve en az 5 sene Apple'ın en üst güncellemelerini alabilecek bir cihaz olarak iddialı biçimde piyasaya sürdü. Zaten bu telefonu 10.000-11.000 TL'ye para vermemizin belki de en önemli sebebi bu. Eski tasarım severler için uzun yıllar en ufak donma, takılma problemleri yaşamayacak güncel bir Apple telefonu bizlerin karşısında. Tasarım detaylarından sonra telefonun bir diğer önemli iyileştirmesi de kamera noktasında oldu. Eski SE modelinde tekli kamera modülüne iPhone 11 serisinin kamera özellikleri dahil edilmişti. Bu modelde iPhone 13 serisinin ana kamerasına yakın bir performans sergileyen tekli bir kamera yer alıyor. 12 megapiksellik f1.8 diyafram değerine sahip bu cihaz, güneş ışığının olduğu aydınlık ortamlarda gerçekten oldukça kaliteli fotoğraf performansına sahip. Video tarafında ise eski model gibi 4K 60 FPS çekim yapabilen güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iPhone 13 Pro Max ile karşılaştırmalı fotoğraflarına bakalım. Gördüğümüz gibi gerçekten 13 serisiyle oldukça yakın bir performansa bulunuyor. Kamera karşılaştırmalarından sonra son olarak bataryasına değinelim. Kutunun içinden çıkan kabloya ekstra 20 Watt'lık şarj adaptörünü alarak kullandığımızda ilk 30 dakikada %50 seviyesine ulaşabiliyoruz. Telefonun genel olarak 2000 mAh'lik bataryası ile tüm günü çıkardığını söylemek güç. Ancak önceki SE modeline kıyasla 1-1,5 saatlik daha uzun bir kullanım süresi elde edilebiliyor. Şarjının diğer üst seviye iPhone modellerine göre biraz daha hızlı bitmesini, hızlı şarj teknolojisini desteklemesiyle tolere ettiğini söyleyebiliriz. Sosyal medyada, YouTube'da, içerik tüketimlerinde ve internet üzerinden dolaşımlarınızda A15 Bionic'li bu yeni model işlemcinin gücüyle beraber hem uygulamaların stabil çalışmasını hem de bataryanın önceki modele kıyasla daha uzun süreli kullanılmasını sağlıyor. Ancak size önerim, bu fiyat bandına çıktığınızda performans olarak SE 2022'nin çok da gerisinde kalmayan iPhone 11 ile tam ekran deneyimi ve daha iyi bir batarya performansı daha mantıklı olabilir. Ülkemizde 10.000 TL'nin üstüne çıkıldığında eski tasarımla bir cihaz almak bazı kimseler için çok da mantıklı olmayabilir. Bu tasarımı seven ve en yeni Apple güncellemelerini içerisinde kullanmak isteyen kişiler için Apple'ın iPhone 13 serisi ile aynı güncelleme ömrüne sahip güzel bir cihaz çıkarttığını söylememiz gerekiyor. Sizlerin bu cihaz hakkındaki düşüncesi ne oldu? Bu fiyat bandında sizin tercihiniz hangi modelden yana olurdu? Bizlerle yorumda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.